Bazılarına göre siyerde aslında namaz Ayşe validemizin de kanaati odur. Namaz 2 rekat farz kılınmıştı Miraç'tan evvel. Daha sonra namaz 4 rekat oldu. Miraç'ta veya Cibril'in gelip talim ettiği yerde Efendimiz önüne düşmesinde. Efendimiz Mekke'de farz veya vacip olarak 2'şer rekat namaz kılıyordu. Miraç'tan da evvel kılıyordu. Namaz imandan sonra çok önemli bir esas. Yoksa Hazreti Bediüzzaman o işin üzerinde o kadar durur mu yani? Mecliste o şehit namzetleri, gazi evlatları, o önemli, çok önemli bir iş yaptıkları zaman onlara namaz kılın diyor yani. Sanki bu işinizi böyle perçinleyin diyor. Namaz kılmayanın hükmü merduttur diyor yani. Namaz üzerinde diyor. Ve keza yanına giden herkese namaz kıl diyor. Yani böyle önemli bir mesele olması itibariyle Efendimiz zaten belki Hazreti İbrahim'in Bakiye-i diniyle o Gari Hira'ya çıktığı zaman bile peygamberden evvel namaz kılıyordu. Namaz farz olduktan sonra ayakları şişecek kadar namaz kılması onun namaza verdiği önemi gösteriyor ki ileride böyle namaz kılabilecek bir insana ilerideki o büyüklüğü esas alınmış, avans olarak namazı doğurabilecek miraç kendisine lütfedilmiş, salih daire teşekkür etmiş. Bu vaka bizim için de yolu açmış, miraca giden yolu açmış. Aslında namazdan miraca yürünür yani. Her namaz potansiyel bir miraç demektir. Ama bazıları onun içinde miracı gerçekleştirir, bazıları gerçekleştiremez. Bazıları duyarak kılar. Her rüknünü aç bir adamı yemeği yudumlaması, susuz bir adamı suyu yudumlaması veya bedeni ve cismani bazı arzularını damla damla duyarak yaşaması gibi namaz kılar. Zannediyorum bir zaviyeden benim ibadetü taata şehvetim var sözü de bize bunu anlatıyor. Şehvetle beşeri iştihayla icra ve ifa edilecek meseleler nasıl icra ve ifa ediliyorsa bizim için gösterilen namaz ufku odur. Onu öyle duyarak yapın demektir. İşte herkes için namazı böyle duyarak kılmak mümkündür. Bil kuvve. Öyleyse herkes için namaz miraca bir yol, bir köprüdür. Orada aynen kader kalemlerinin cızıltısını duyabilir insan. Hazreti İsa 2. kat semada selam çakabilir. 4. katta Hazreti Musa ile görüşebilir. Hazreti Yusuf ile görüşebilir. İnsanda vardır. İnsanın kalbini Allah ona göre programlamıştır. Fakat o programı açmak, onun dokunacağı tuşuna dokunmasını bilmek. Önemli olan meseleler onlardır. E bu da ne oluyor yani? Aynen Efendimiz olduğu gibi sizin için namaz miraç doğuruyor ve bir yönüyle eğer böyle bir miraca mazhar olursanız o da namaz iştahınızı sizin coşturuyor. Salih daire teşekkül ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah yolunda cehdiniz, göbek çatlatmanız, çakaklarınızı zonklatmanız yümün ve bereket halinde sağnak sağnak başınızdan aşağıya yağıyor. Yağıyor, siz helmin mezit vadilerinde dolaşıyor. Daha yok mu diyorsunuz? Demek herkes için o avans söz konusu. Şimdi onlar maksat mıdır? Pencerenin açılması, menfezlerden bazı şeyleri rasat etmeniz maksat mıdır? Bu türlü şeylere mazhariyet maksat olmasa bile fakat marz-ı ilahi hedefli, ihlas mülahazalı bir miraç ölçüsünde namazı gerçekten her zerresiyle duyarak kılmak bir mümin için maksattır. En önemli hayati gayeler ölçüsünde bir vesiledir. Allahu Teala.